geldin abi? Yok canım, sen anlat Allah'a sen. Dün akşam çok güzel, çok latif bir çene tüyü hikayem vardı. Dün gece yatakta dön. Sonunu ne kadar merak ettim. Onu anlat yine istersen. Çay iç Selahattin. Lan çay evde de var. Ben buraya senden bir şey konuşmaya geldim. Şeyi konuşalım mı? Ay Allah razı olsun. Taksim meydanına buz pateni pisti yapıyormuş kız. Nasıl ferahladım. Artık geleceğe ümitle bakabiliyorum. Ne alakası var lan? Öyle değil mi Selahattin abi? Bacağımı arkadan kafamın üzerine getirip beyle tuttuğum lale hareketimi artık hemen şuracıkta bol bol çalışma imkanı bularak daha yüksek puanlar alabileceğim. 5.5, 5.6 öyle gider artık. Bunu bir dışarı çıkarın, hava mava alsın bu. Bunun beyne giden damarı meme yapmış. O lale hareketini yaparken patenin demiri kafaya mı gömdün, ne yaptın? Ne atarlanıyorsun bana ya? Güncel konular açıyoruz burada Selahattin abi. Lan gidin evinizde açın lan. İki satır bir şey konuşamadık şu kızla. Hayatımdan çık zerrin. Ya ne konuşacağız Selahattin? Ne acelesi var? Arkadaşlarla oturuyoruz, ne güzel makara yapıyoruz, gündemi tartışıyoruz. O değil de Jennifer Lopez, sen gel İstanbul'a. Çık alışverişe. Kendine çizme al. Değil mi? Değişik bir şey. Ya! Bunun neresi değişik Tülay? Ey Allah! Ay! Bugün ne güldük, ne güldük ya! En kötü günümüz böyle olsun dostlar, değil mi? Selahattin yarın doğum günü, biliyorum 9'da lokaldeyiz. Yani o saate kadar konuşamazsak artık yani kısmet, orada görüşürüz. Niye konuşamıyoruz lan o kadar saat? Zerrin! Ne diyorsun? Taksim'e lale mi dikmişler? Ne yapmışlar? Ne diyorsun? He, çok güzel anlamışsın Tülay'ım. Açmıyor mu ki? Açıyor, alo diyor ama ben sessiz telefon yapıyorum şu an. Hey Allah'ım, açmıyor işte. Açsa diyeceğim aşağıdayım, sana yukarı çaya geleyim. Zor. Nur Hayat, baksana şuna. Vay, Zerrin arıyor ha. Hangi Zerrin? Zerrinlerin en pes bayisi. Öyle deme Nur Hayat. Abim, ağzını burnunu dağıtırım bununla görüşürsen. Aç konuş, mesafeni koy. Başımıza bir paşos daha almayalım. Öteki paşos kim ki? Asane! Alo. İyi günler. Hangi Zerrin? Ha evet. Teşekkürler. Hamdolsun. Çok yoğunum. Gerek yok. Ben sizi ararım. Zahmet etmeyin. Bilmukabele. Vallahi abim senin kadar profesyonel mesafe koyan daha görmedim. Nur Hayat, şimdi bende simetromani var ya. Kelimeleri eşit uzunlukta seçiyorum. Aralarına da böyle eşit uzunlukta ester koyuyorum. Çok düzenli ve intizamlı oluyor. Aferin abim. Bir yerde Zerrin'e de iyilik yapıyorum. O da anlar beni ileride bir gün. Kız, anam ne oldu ki? Telesekreter mi çıktı? Ne oldu böyle ya? Çok gelişmiş bir telesekreter olabilir mi? Ben de anlamadım. Robot gibi konuştu benimle kız. Aa, deniyoya bak sen. Kız vallahi senin suratın sarktı ha. Anladık lan. Yaşlanıyoruz ve bu hayattan yırtmak için son şansım olan yakışıklı erkek de şu an ya bana soğuk yapıyor ya şarjataklı bir android. Yaşlanıyorsun demedim gülüm. Suratın aşağı sarktı dedim. Yani moralmanın gitti. Ona suratın düştü denir ya. Gerizekalı. İyi iyi. Hadi huysuzlanma. Bana gidelim, çay içelim. Açılırsın. Eve gideyim. Komşular merak edelim. Hadi anam, gel anam. Azıcık konuşalım.
harbi mi? Vay. İyi, o zaman geleyim ben bu akşam yapalım bir terapi. Ha? Michael'ı da getiririm. Tamam baby. Şam fıstık falan yoksa getireyim mi? Ha, varsa eyvallah. Tamam Zerrin, akşam 9'da görüşürüz. Ne yapıyorsun sen burada hala? Ceketimi aldım da beyim. Geceleri çok soğuk oluyor. Aslında en iyisi fanilanın altına gazete kağıdı koymak tabii ama... Ay yapma, koktu burası. Bekar odası, bekar odası koktu. Git, git. Eyvallah beyim. Ben telefonuna kulak misafiri oldum. Anlamadım nasıl bir terapi bu. Şimdi bu çocuk temiz çocuk, saf çocuk. Sahip çıkın bu çocuğa. Yoksa vallahi ortalık şarlatan kaynıyor. Of. Ya başını 5 dakika boş bıraktım, hemen kime düşüp kalkıyor. Ama ben adam gibi biliyordum böyle olacağını. Allah'ım, ne berbat bir hafta bu. Moralini bozma. Enerjini yüksek tut. Hep bu gezegenlerin yüzünden. Adresi. O telefonda alırken not ettim. Allah razı olsun. Ay, varoşlardan açıldı şansın bugün. Nasıl mahalleler bunlar ya? Genellikle yedek anahtarın posta kutusunun üzerinde durduğu mahalleler. Oralarda adet böyle. Bir bak bakalım. Belki orada burada anahtarı bulursun. Zili çalmadan kapıyı açıp direktman içeriye dalma imkanın olur. Baskın basanındır. Sağ olasın abim. Rica ederim. Ya abim, hani artık bugün moda ile ilgili mesaj veresim yok ama Allah'ın aşkına şu üstüne başına bir şeyler al ya. Profesyonel olacaktın. Hmm, değil mi? Kablama da olsa diplomaların hakkını ver anam. Çek kendini, mesafe koy. Koskoca psikolog insansın. Öyleyim değil mi? Hay bu tahsilde başa bela vallahi. O zaman Tülay'ın bu evde hiç sepet var mı? Bana havasını çalacaksın sanırsam. Yok, sen koluna takıp kendi yoluna gidecek ki benim akşama kadar hazırlığım çok malum. İstersen sepeti koluna takarken beraberinde voltan da alabilirsin. İkisi de aynı kapıya çıkar, şu kapıya. Bir tadaydın şunu ya. Ah sağ ol canım, vazife başında kullanmıyorum. Zerrin, o ceket terletmiyor mu bebeğim? Koltuk atlarıma botoks yaptırdım, terlemiyorum. Neyse, bunlar özel hayata ait eğitim detaylar. Terapiye dönelim. Kabuslar devam mı? Zerrin, kız acık içeydin şundan ya, ha? Bahsettiğin fıstıklar falan nerede? Hani şan fıstık falan olacak diyordun ya. Servis bugün biraz fakir ama kıyafetler fena zengin. Zengin göstersin diye top top kumaş kullanılmış. Anladın mı? Ya Zerrin ne yaptın? Aç biraz baby ya. Ha? Akşam Dudu'yu bana kaçar mıyız? Ne diyorsun? Bir şat vereyim mi, altlık yaparsın? Gece hayatı, içki ve cinselliğe bu kadar anlam yüklemeni de doğru bulmuyorum. Terapideyiz. Ben bu diplomaları fotokopiciden almadım lütfen. Ya niye attın onu? Sen niye bugün böyle manyak manyak, psikopat psikopat davranıyorsun ya? Oh, ben değişemem böyleyim. Eski İstanbullu saraydan çıkma bir aileden yetiştiğimden biraz mesafeliyim. Kurallarım var. Ne kuralı? Türkan Şoray kuralları mı? Yok, Zerrin Egelilerin kuralları. Tabii ki isim benzerliğini bahane ederek zarif bir şaka yaptım. Yoksa ben kayık yaka bluz bile giysem südenin silikon askısı kenarından çıkmaz. O denli mal beyanını sevmeyen bir kişiyimdir. Nasıl? Silikon neyi?
Hayır, elimde değil. Benim bey babam bugüne kadar tek bir gün salona pijamalarıyla girmemiş adamdır. O pijamayı bir hafta üstünden çıkarmasa dahi aniden salona girmez. Misafir olur, bir şey olur. Pijamanın orası burası yırtıksa falan misafirin beyi yanlış anlar. Sen kime ne gösteriyorsun diye çıkarır, şişeyi verir diyerek de ben böyle rafine bir ortamda yetiştim. Ben cümle uzayınca bir noktada koptum. Kim kime ne gösteriyor dedin? Saygı, saygı, saygı. Birbirimize hep saygı gösterdik. Ben sana ilk günden beri iyi aile kızı olduğumu her hal ve harekatımdan belli ettim. Özetle höst, yavaş gel, 5 dakikada Beşiktaş olmaz gülüm. Anladım. Peki. Ne yapacağız şimdi? Michael Jackson yapayım mı? Ha? Sen de mesela ceketini çıkarıp oryantal, Gangnam Style, combo dans edersin. Hep yapıyoruz ya. Lütfen, köçek miyim ben ya? Senin buraya gelme sebebin neydi? İşte, onu yapamadık ki. Terapiydi elbette. Şimdi söyle bakalım, fobilerin var mı? Yoksa hobilerin var mı? Nurheyat? Ne yapıyorsunuz? Bilimin hizmetindeyiz ya sen? Terapi yapıyoruz Nurhayat. İşte fobiler, ne bileyim çocukluk falan yine. Diğer terapistlerin aynısı ve çok sıkıcı. Hadi ya, terapi. Bayağı düz. Seni bağırarak içeri dalman biraz ters oldu, o kadar. Ya ben çaldım çaldım duyuramadım. Baktım posta kutusunun üstünde anahtar var. Ne kadar doğru bir tahmin. Bu arada Silahattin Bey'e kucak dolusu sevgiler. Kokulu öpücükler. Nurhayat? Madem geldin istersen sen de otur. Beraber konuşalım sorunlarınızı. Üçümüz tartışalım. Ya bilmem ki. Grup terapisi. Olur mu ki? Hiç yaptın mı böyle bu tarz? Oho, sen rahat ol. O kadar çok grup yaptım ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.